Ev almak için bankadan kredi çeken bekçi kredi ödemelerini yaptığında kendisinden full paket ücret tahsilatı adı altında ekstra para kesildiğini fark etmesi üzerine avukat aracılığıyla bankaya icra takibi başlattı. Bankanın icra takibini iptal etmesinin ardından Bekçi'nin avukatı Nazan Akça Subaşı konuyu Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık üzerinden yargıtaya taşınan konuya emsal bir karar çıktı. Avukat Nazan Akça Subaşı müvekkilinden yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Evet e, müvekkilimiz bir konut kredisi çekiyor. Çektiği bu konut kredisinin ödemeleri devam ederken kendisinden bir takım kesintilerin yapıldığını yani kredi ödemeleri dışında bir takım başka kesintilerin de yapıldığını fark ediyor. Bunun üzerine e, bankayla görüşüyor. Bankada konut kredisi yapılırken başka paket ücretlerinin, full full paket ücreti adı altında başka bir paket ücretinin de kendisinden kesileceğini söylüyor. Bunun üzerine müvekkil bize geldi. Bu hukuka uygun mu, aykırı mı dedi. Biz de hukuka aykırı olduğunu söyledik bankaya aldığınız bu full paket ücreti hukuka aykırıdır. Siz bu sözleşmeyi yaparken müvekkille bunu paylaşmadınız. Sonradan kesinti yaptınız hukuka aykırıdır diyerek bir icra takibi başlattık. Bizim icra takibimize banka itiraz etti. Banka itiraz edince biz de itirazın iptali davası açtık. İtirazın iptali davası Adana 4. Tüketici Mahkemesi'ne düştü. Adana 4. Tüketici Mahkemesi de e, bankalar Kar amacı güden ticari kuruluşlardır. Dolayısıyla kredi verirken bir kısım paket ücretleri almaları hukuka uygundur diyerek davamızı reddetti. Hukukta maalesef bütün kararlara karşı üst kanun yollarına gitmek mümkün değil. Mahkemenin verdiği, Adana 4 Tüketici Mahkemesinin verdiği karar kesin nitelikte olduğu için olağan kanun yolları tüketilmişti. Biz de olağanüstü kanun yollarına gidelim dedik çünkü e, emsal olması gereken bir karar vardı burada. ...hukuka aykırı bir karar vardı. Adalet Bakanlığından... ...kanun yararına bozma talepli... ...dilekçemizi yazdık. Adalet Bakanlığına bu dilekçeyi biz... ...Adana 4 Tüketici Mahkemesi... ...vasıtasıyla gönderdik. Kanun yararına bozma talepli dilekçemiz... ...Bakanlık tarafından Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'ın... ...3. Üç, hukuk Dairesi... ...dün resmi gazetede yayınlanan 13 Aralık... ...2022 tarihli... E, say, ...sayılı kararıyla... ...bizim talebimizi uygun bulduğunu... Bankaların, e, bankaların sözleşmeleri yaparken her bir sözleşme için ayrı ayrı tüketiciyle bunu onaylama onaylattırması gerektiğini kaldı ki masrafın hukuka aykırı olduğunu tüketicinin ispatlaması gerekmiyor. Burada ispat kuralları da tersine çevriliyor. Banka kestiği kesintinin hukuka uygun olduğunu kendisi ispatlamak zorundadır diye kanun yararına bozma kararını verdi. Bu şekilde tüketicilere ve yargı camiasına emsal örnek bir karar oldu. Bu karar şu anlama geliyor. Bu karar resmi gazetede yayınlandı. Yayınlandı. Dolayısıyla artık bağlayıcı bir karar haline geldi ve bundan sonrası için tüketici bu masrafın hukuka aykırı olduğunu ispatlaması gerekmiyor. Yargıtayın kanun yararına bozma kararına göre davalının sözleşme kapsamında alınan masrafın hukuka uygun olduğu Hukuka uygun masraf olduğunun ispatlaması gerektiği şeklindeki kararla ispat külfeti de tersine dönüyor. Yani masrafın hukuka uygun olduğunu banka ispatlamak zorunda.